Sosyal konut projesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni bilgiler paylaştı. TOKİ eliyle inşa edilecek sosyal konut projesine başvuru sayısının 785 bine ulaştığını belirten kurum, proje duyulur duyulmaz ev ve kira fiyatları aşağı gelmeye başladı dedi. Kesinlikle düşürür. Aslında bu projeyi açıkladığımız andan itibaren biz işte Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden konutlar da yapıyor. Ve bugün e, piyasaya baktığınızda bu fiyatlar e, durdu e, ve yüzde on aşağı geldiğini görüyoruz. Yine kira artışlarında bunu net bir şekilde tespit ettik. Yani geçmiş aylara göre baktığınızda biz bu projeyi açıkladığımız andan itibaren yine e, piyasa e, aslında regüle oldu, e, bir şekilde fiyatlar sabitlendi ve aşağı doğru e, çekiyor. Çünkü burada konut fiyatlarının Kira fiyatlarının düşmesine e, sebebiyet verecek. Kuradan konut hakkı kazananlardan kirada olanlar aynı anda iki ödeme yapacak. Toki'deki evine geçince ödeme başlasa nasıl olur sorusunu yanıtlayan kurum ek iş yapabilirler dedi. Burada aylık hane halka gelirinin baktığınızda aslında %30'u konut ve e, kira giderlerine gider. Genel olarak e, bu çerçevede işte az önce de ifade ettiğim gibi biz Konutların sözleşmelerinin de genelde bitmeye yakın işte bir yıl kala bir buçuk yıl kala yapıyoruz. Orada bir yıllık belki bir süreçte ikisini beraber ödemek zorunda kalacaklar. Evet, ama burada da neticede hayal ettiği bir projeye ulaşacak, ev sahibi olacak. O belki bir yıl bir sıkıntı çekecek, ilave iş yapacak, belki mesaisinin dışında bir daha çalışmak zorunda kalacak, belki eşi de çalışacak. Yani asgari ücretli bir vatandaşımızdan bahsediyorum. E, tabii ki 5500 lira alıyor, e, Efendim hem ev kirası ödeyecek, hem burada e, taksit ödeyecek, hem de evini geçindirecek. 5500 lirayla e, bunu yapabilmesi için ilave e, mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor ki. Bakan kurum konut sahipleri evlerine kiraya verebilecek bir sorusuna da yanıt verdi. Borç bitmeden yani bu sosyal amaçlı bir proje olduğu için yani ki burada da vatandaşlarımızı Başvuru yapan kardeşlerimizi uyaralım. Bu evleri hiçbir şekilde borcu bitmeden de satamazlar, devredemezler. Kiralayabilirler. Öte yandan iki gün içinde başvuranların sayısı da 1,5 milyonu aştı.